Aşılar Savaşı'na hoş geldiniz. İlk önce BioNTech firması, arkasından Moderna firması ve Rus aşısı Sputnik 5. Gördüğünüz üzere koruyuculuk açısından Moderna bir adım daha önde gidiyor. Şimdi de geldik Çin aşısına. Aslında Çin 2 firma ve 4 aşı üzerinde çalışıyor. Ve ilk aşılarını Ağustos ayında 80 bin sağlık çalışanına yaptılar. Şu ana kadar da 1 milyon kişi aşılanmış durumda. Ve COVID-19 da bir hayli ilerleme kaydetmiş durumdalar. Sinovac adlı bir firma şimdi 4. aşıyı dünyaya sundu. Bu aşıyla ilgili elimizde bir takım bilgiler var. Lancet'te yayınlanmış bir makale var. Bu makaleye göre dünyadaki aşılar içerisinde ki bunların içerisinde 63 tanesi insanlar üzerinde deneniyor. 200 kadarı var ama bu aşının farkı diğerlerinden bir RNA aşısı değil, inaktif bir aşı. Aynı zamanda Brezilya ve Türkiye'de de bu aşı uygulanıyor. Türkiye'de 2000 kişiye kadar uygulanmış durumda ve 13.000'e tamamlanması hedefleniyor. Biz de bu aşının son çalışmasında kendi uyguladığımız aşıların sonuçlarını açıklayacağız. Bir kere bu virüs inaktif bir virüs. Vücutta antikor salgılatıyor ve bu antikorlar da COVID-19 virüsünü yok ediyorlar. İki doz olarak uygulanıyor. 0-18 ve 0-28. Günlerde düşük doz, yüksek doz olarak uygulanıyor. %97, %100 koruyuculuğu var. Yan etkisi yok. Ama faz 3 olarak kontrol grubu ve T hücrelerinin cevaplarını da beklemeliyiz. Şimdi gelelim işin bir başka boyutuna. Çin'in bir 2025 planı vardı. 2025 planında batılı ilaç şirketlerinin tek elini kırma amacı gidiyorlardı. Ve dünyada ilaç endüstrisinde ilk 3'e girmek gibi bir planları vardı. COVID-19 bu planlarını biraz ertelemelerine sebep oldu. Her zaman söylüyorum, Çin'de büyük bir bilimsel aşama kaydedildi. Şimdi geleneksel Çin ürünlerini, tıp ürünlerini bilime dönüştürmeye çalışıyorlar. Bakın bu gördüğünüz güzel bina Çin'deki geleneksel tıp araştırma merkezinin binası. Yeni açıldı. Ve şimdi burada geleneksel Çin tıp ürünlerini ilaca çevirmek üzere çalışmalara başladılar. Komplo teorilerini sevenler için bu aslında bir Çin-Batı savaşı desek doğru olur. Brezilya'nın bir başkanı var, Bolsonaro. Trump'la çok iyi anlaşıyorlar. O da Trump gibi COVID-19'a inanmıyordu ve o da Trump gibi COVID-19 oldu. İşte bu Çin aşısı Brezilya'da uygulanıyordu. Fakat beklenmedik bir takım yan etkiler görüldüğü söylenerek bu çalışma durdurulmuştu. Fakat sonra yeniden bu çalışma başladı. Ve biliyor musunuz Çin aşılarını Brezilya'ya hangi şirket götürüyor? Türk Hava Yolları. Ve şu anda Brezilya'da 120 bin kişiye aşı yapılmış durumda ve Aralık başında Brezilya kendi sonuçlarını açıklayacak ve onay alacak. Çin ise Aralık sonunda tüm verileri açıklamaya hazırlanıyor. Sonrasında onay ve üretim aşaması gelecek. İşte bizde de 2021 başında beklenen Çin aşısı için böyle bir takvim söz konusu. Fakat şunu söylemeliyiz ki maskeden kurtulamıyoruz. Toplumun korunması için en az %50'sinin aşılanması gerekiyor. İşte o zamana kadar biraz daha dişimizi sıkmamız gerekiyor. Merhabalar. D vitamini konusunda yeteri kadar kafanızın şişirildiğini biliyorum. COVID-19'a da bağlantısı konusunda videoları izlemişsinizdir. Fakat çok yeni bir çalışmadan bahsedeceğim size. Buradaki çalışma İleriye dönük bir çalışma, yani COVID-19 pozitif olan hastaları almışlar ve bu hastaların D vitamini düzeyleri düşük olduğu saptanmış ve hafif veya belirti göstermeyenler, yani bizde eve gönderilenler, şu anda belki bu videoyu izleyen COVID pozitif olanlar da vardır. Ve genelde bunların D vitamini düşük olduğunu biliyoruz zaten. Bakın düzeyler için rakamdan çok hoşlanmıyorum ama 8.6 9,5 gibi bir değerleri var ki normaldeki D vitamini değerinden çok çok düşük. Gördüğünüz üzere bu grupta D vitamini düzeyinin düşük olduğu zaten belli ve bilinen bir gerçek. Şimdi ne yapmışlar? Madem bunlar COVID pozitif, madem D vitamini eksik, o zaman biz bu kişilere D vitamini verelim. Bakalım COVID virüsünden kurtuluyorlar mı? Ve durum
şu şekilde ortaya çıkıyor. D vitamini alanlarda bir haftada %62'nde virüs kovalanıyor vücuttan. Almayanlarda ise %20. Yani 3 katı kadar bir yükseklik var. Küçük bir grup ama çok kayda değer bir çalışma bu. D vitamini düşük olanlarda biliyorsunuz ölüm riski normal olanlara göre tam 10 kat fazla. Çok ciddi bir durum bu yani. Bir de önemli bir nokta var. O da şu. Bu çalışmalar ve D vitamini konusu yeteri kadar toplumda haber kanalları tarafından ilgi görmüyor. Çünkü neden? Çünkü ortada ciddi bir pazar var. Pahalı ilaçlar var. Pahalı aşılar var. Belki bu küçük basit takviye ile bile oldukça önemli aşamalar elde edilebilir. Ben her zaman için bilimden yanayım ama bu tip şeylerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Peki D vitamini kullanacağız da nasıl kullanacağız? Öyle janjanlı bir ilaç kullanmaya hiç gerek yok. Bakın D vitamini damla 9.8 TL gibi bir rakamda. 25 damlası da 1 mililitre 3300 ünite ediyor. Biliyorsunuz bunu süt ve zeytinyağla tüketmek daha iyi. Dolayısıyla günde 25 damla yeterli. Peki ilaç dolabınızdaki o multivitaminleri ne yapacağız? Hemen arkasına bakacaksınız. En az 1000 ünite 25 mikrogram olmalı ki o bile düşük. 75 mikrogram olması gerekiyor. Zaten multivitamin tuzağında da böyle bir şey var. Hiçbirisi yeterli dozda değil. Hemen küçük bir ekleme yapalım çinkoya. Çinko akciğer hücresinin membranlarını koruyor ve dolayısıyla akciğer enfeksiyonlarında yararlı, COVID'de de yararlı ve aynı zamanda antiviral kesinleşmiş, kanıtlanmış koruyucu özellikleri var. Dolayısıyla çinko konusunda da bir biliyorsunuz destek tedavisi söz konusu olabiliyor. Hemen çok uzatmadan, detaylara girmeden günlük 40 mg çinko almanız yeterli. Magnezi zinc diye Türkiye'de satışta olan bir tablet var. Gördüğünüz gibi 25 liranın çok az üzerinde bir fiyatı sahip ve bu 50 mg'lık bir tablet. Yani bunu gün aşırı alsanız bile bir müddet sonra birikerek yeterli düzeye ulaşır. Peki diyeceksiniz C vitaminini unuttum mu? Hayır, tabii ki unutmadım ama C vitamini konusundaki yaklaşımım gayet açık. C vitaminini lütfen besinleri yeteri kadar ve dikkatli bir şekilde tüketerek alınız. Evet efendim, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.